unuttuk. Güzel. Dakika hocam. Heh, şimdi sabırsız hocam sesi. İyi akşamlar arkadaşlar, selamlar, saygılar hepinize. Selamlar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mahmutcuğum sen nasılsın? Vallahi sizinle bir arada olmak bence müthiş bir şey. Yani bu artık ikinci bir bu eğitim hakkında Zoom'umuz ve bu Zoom, yani bu eğitim başlayır. Ben de biraz heyecan daha da çok artır. Evet. İnşallah ki güzel olur. Buyurun hocam. Burada Ketan Mindful'un izleyicilerinden de var hocam. İnşallah onlara da söz vereceğiz. Evet. Çok güzel giriş yaptın Mahmutcığım. Aslında çok güzel özetledin. Ben biraz Mindful anlatmak, öyle tanımlamak biliyorsun kolay da değil diye düşünüyordum. Ama sen bence çok güzel anlattın, özetledin. Aslında birkaç cümleyle. Buradaki tekrar tüm sevgili dostlarımızı, Azerbaycan'dan, Türkiye'den, herkesi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Geldikleri için saygılarımı iletiyorum. Evet, nasıl başlayalım? Biraz yani nasıl programın formatı nasıl olsun Mahmut? Şimdi şöyle hocam, ben bir kısa bir anlatım yaptım ama çok isterdim ki Mindful hakkında siz de bir kısa bir anlatım yapardınız. İşte bu Mindful'un bize faydası nelerdi? Mindful'un yani kendimizi şöyle diyeyim, bize iyi gelecek yönleri nelerdi? Kazancımız nelerdi? O konuda kısa bir anlatım yaptıktan sonra inşallah suallara geçeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Mindfulness'tan önce sonra da Mindfulness'a gelelim. Böyle kısa bir giriş yapayım ben. Çünkü konuyu oraya bağlayalım. Bazen de direkt böyle mindfulness şudur, işte şu işe yarar demekten önce biraz bir altyapısını yapsak daha iyi olur gibi sanki. Biliyorsun ben bilimsel, bu eğitimde de öldük. Bilimsel tarafım daha güçlü. Anlattığım her şeyin işte bir şekilde bilim dünyasında, tıp dünyasında, biyolojide, hatta matematikte de böyle sonuçlarını görmek daha benim şeyime daha yakın gibi geliyor. Belki de hani diyorlar ya sol beyin, sağ beyin, işte sol beyin tam kesin değil ama işte analitiktir, sebep sonuca göre çalışır, daha matematikseldir. Sağ beyin işte sanat, daha felsefe, daha duygusal. Demek ki benim beynim biraz öyle çalışıyor ki her şeyi böyle bilimsel olarak da böyle ortaya konulduğu zaman ben de kendimi daha rahat ifade ediyorum. Anlattığım konuları da daha çok böyle içtenlikle anlatıyorum. Bu arada tekrar ben de edeyim. Bütün arkadaşlarımızdan kameralarını açmalarını rica ediyorum. Eğer müsaitlerse tabii ki. Çünkü hani görmek, hani Türkçe'de bir söz vardır. Göze konuşuruz biz değil mi? Evet, aslı olan evet. Değil mi? Göze konuşmaktır aslı olan. Kulağa değil. Biz göze konuşuyoruz. Müsait olan tüm dostlarımızdan açmalar, onları görmek, onların tepkileri bizim için çok önemli. Bir de oksitosin diye bir hormon salgılanıyordur. Hep Mahmut bilir, derslerde anlatıyoruz. İşte bu bizi iyi hissettiren, daha mutlu eden, hatta yaşlanmayı yaşlanmayı gece bırakan diye söylemedim. Geciktiren, ağzına sağlık. Hatırlarsan Mahmut bizim cuma dersinde demiştim ki anne babanızın uzun yaşamasını istiyorsanız onlara sarılın, dokunun. Sarılmak işte oksitosin hormonu aracılığıyla yaşlanmayı geciktiriyor. Daha çok yaşıyorlarmış. Mindfulness da öyle. Biraz sonra konuşacağım. Onun için mümkünse mümkün olan arkadaşlardan uygun olan işte evi, ortamı iyi olur. Memnun oluruz açarsanız. Şimdi şöyle bir şeyden başlayalım. Bir irade. Azerbaycan'da irade mi diyoruz? İradeli evet, olmak. Evet hocam. İrade, böyle bir karar vermek. Her kararımı ben veriyorum. İşte güç bende. Hep bu tür şeyler vardır. Böyle işte istediğim kararı ben alırım. Ben özgürüm. Bu hep böyle şeydir yani. Türkçe'de, tüm dünyada öyledir. İngilizce free will'dir. İşte irade, iktidar. İşte dinlerde vardı cüzi irade, külli irade. İşte insanın cüzi iradeye sahip olduğundan bahsedilir gibi. Fakat bu sinir bilim açısından, beyin açısından aslında o kadar da arkadaşlar göründüğü gibi kolay değil. Yapılan bir takım çalışmalarda, inşallah bu derste de göreceğiz bunlarla ilgili Mahmut, çok beyin
zihin, o türleri böyle çok fazla tıbbi detaya girmeden. Mesela insan karar verirken arkadaşlar, bazı kararlar çok önceden beyinde veriliyormuş. Aslında biz zannediyoruz ki ben şimdi elimi suya uzattım. Aslında beyin önceden ona karar vermiş. Elimi suya uzatıyorum. Ben sonradan uzatıyorum. Sanki şey gibi. Yani hani bitmiş bir maçı tekrar izlemek gibi. Hatta tabii bazı her kararlı, bazı kararlı böyle bir saniye önce, bazı kararlı saniyeden daha çok, ama bazı kararlarda 7 saniye önce karar verilmiş zaten. Bununla ilgili çok testler, çok çalışmalar var. Yani aslında önceden içeride birisi karar vermiş. Hani bizim Yunus Emre'nin bir ben vardı, benden içeri dediği. Ya da daha komik bir şey söyleyeyim. Nasrettin Hoca'yı bilir misiniz? Azerbaycan'daki dost, değil mi? Evet. Onun affet, çok affedersiniz hani der ya, eşekten düştükler, düştüğünce ne der? Ya düşmesem de inecektim zaten der, değil mi? Ya da nasıl, değil mi? Ben zaten önceden belli yani bu karar. Bunun gibi. Onun için bazı şeyler önceden karar veriyoruz biz. İşte bu derste bunu en çok işleyeceğiz. Kim önceden karar veriyor? Niye veriyor? Neden istemediğim karar verdiriyor bana? Hatta şöyle bir not almışım. Mesela biz istediğimizi seçebiliriz arkadaşlar, değil mi? Mesela neyiz? Benim önümde şu anda telefonu kaldırmayı seçerim. Birine iyi şey, söz söylemeyi seçerim. Çay kahve içmeyi seçebilirim. Ama ne istediğimi seçemeyebilirim. Çoğunlukla seçemiyorum. İstediğimi seçiyorum ama ne istediğimi başka birisi seçiyor. Çoğunlukla böyle. Dolayısıyla işte eğer onu kim seçiyor? Şimdi mindfulness eğitimi, Mahmut, iki bölüm ya. Bir mindfulness tarafı var, bir de beyin-zihin harmonisi. Bu ikinci kısmından oraya geleceğim. Geçen anlatırken önce mindfulness düşünmüştük. Ha demek ki ben istediğimi seçiyorum ama ne istediğimi seçemeyebiliyorum. Öyle olsaydı dünyada kimse başarısız olmazdı, kimse fakir olmazdı, herkes istediğini elde ederdi. Demek ki başka bir şey seçiyorum ben. İşte bu nasıl oluyor? Böyle çok kısa söyleyeyim. Lütfen sıkıldığınız zaman Mahmutcuğum çok teknik dediğinizden durdurun. Çünkü ben biliyorsun hani böyle vitesi boş alıyorum, saatlerce konuşuyorum. Eğer sıkılırsanız falan lütfen uyarın beni. Biraz teknik olabilir. Şimdi beyni karar alma açısından üçe ayırıyoruz. Bu Freud'dan beri, Sigmund Freud'dan beri gelen bir yaklaşım ama şu andaki sinir bilimde tamamen kabul ediyor, %100. Şimdi üçe ayırıyoruz. Çok özetle söylüyorum. Bir tanesi en aşağıdaki ilkel beyin, memeli beyin ya da bir anlamda limbik sistem deniyor. Bunun üzerinde bir ego var, bunun üzerinde süper ego var. Şimdi en temel beynin en temel kısmı asıl temel işlevleri, temel fonksiyonlarını yerine getiren kısım. Yani benim kalbimi attıran, gözümü gördüren, karaciğerimi çalıştıran, bağırsaklarımı çalıştıran, nabzım, nefesim, beyin oradan yapıyor. Bize de bırakılmamış. Çünkü bize bırakılsa yapamayız. Ben aynı anda hem nefes alıp, hem konuşup, hem koku, etraf, bunu yapamam. Bunu bana bırakmamış. Ve bu taraf, bu anlamda başımıza da bela oluyor yalnız. Çünkü bazı beynin, işte bu endişe, kaygı, işte bazı bölümleri de anı, duygu orada. Özellikle beyin ikinci kısım diyelim, limbik sistemde orada. Dolayısıyla her şeye beynin o kısmı tepkisel yaklaşıyor. Nasıl nefes almayla ilgili, kalbimizin atışıyla ilgili bize bırakmıyor ya, duygular da orada olduğu için, anılar da orada olduğu için karar verirken orası daha baskın oluyor. Halbuki ben diyelim ki işte şöyle diyelim, gece 12'de karnım acıktı, aşağıdan bir açlık duygusu da orada, her şey orada, temel olan her şey orada. Şimdi yemek istiyor, fakat yemek yememem lazım. En son kısım bu frontal korteks, bunu çok duyacaksınız önce, ön lob, bizi biz yapan işte beynimizin CEO'su, yönetici, genel müdür, işte ön lob ne dersek diyelim, executive işte person yani idareci, asıl biz oralarla bizim işimiz, yani ne diyelim işte inanmak, müzik çalmak, bir yere karar vermek, iyilik yapmak, kötülük yapmak, matematik sorusunu çözmek, okumak hep ön taraflı oluyor. Fakat aşağı taraf o kadar güçlü ki açlık duygusunun ön taraf şunu diyor. Ya bana diyor ki ya Ahmet Hakan yapma, gece 12'de yemek yenmez ya da bu sigarayı içme ya da bu kötülüğü yapma. Ya da fakat aşağı taraf o kadar güçlü ki ön taraf gücü yetmiyor buna.
Bu defa ben o yemeği yiyorum. Neden? Çünkü beyin, özellikle alt beyin her zaman kendini haklı çıkaran bir avukat gibidir. Bu koçluk eğitimlerini hatırlarsanız işte zihin hep kendini haklı çıkarır deriz, değil mi? Aslında oradan kasıt budur. Çünkü çok güçlü orası. İşte bu hayatta Mahmutcuğum, seni muhatap olarak konuşayım. Benim her türlü davranışım, başarım, başarısızlığım, mutlu olmam, mutlu olsuzluğum, sen az önce diyorsun ya, uşağın olup olmaması hep aşağı ile ilgili. Ben aşağıyı o beynin, o limbik sisteminin ne kadar ön tarafla uyumlu hale getirirsem, hani bizim at hoca var ya, çok söyler. Yani süvariyle at aynı yere giderse, şoförle araba aynı yere giderse benim istediğim hayat oluyor. Öbür türlü çok tepkisel oluyorum, çok dürtüsel oluyorum, çok öfkeli oluyorum. Çünkü aşağısı öyle çalışıyor. Çünkü orada anılar orada, korkular orada, endişe orada, beni yaşatmak isteyen orada. Şimdi sizin de küçük bir test yapmak istiyorum. Herkes hazır mı? Hemen kısaca aklıma geldi şimdi. Herkes hazır olmasını istiyorum. Hazır mıyız? Herkes yumruğunu tutup böyle sıksın. Sıkın, sıkın, sıkın. Herkes sıksın, sık, sık. Ne oldu? Tut, öyle durun. Ne oldu? Sanki nefesiniz de duruyor gibi oldu, değil mi? Bak, nefesiniz de tuttunuz. Şimdi nefes alın. Yumruğunuz tutulu dursun. Rahat bir nefes alın, verin. Bak, yumruğunuz da yavaşça açıldı. Farkında olmadan. İşte sistem böyle çalışıyor. Ben ne zaman yumruğumu sıkıyorum? Açabilirsiniz. Bir şeye sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Aşağıdaki sistem öyle tepki veriyor. Fakat yumruğumu sıkmakla gitmiyor. Nefesim de daralıyor. Moralim de bozuluyor. Gergin de oluyorum. Mutsuz da oluyorum. İşte beyin, zihin, beden hep böyle iç içe geçmiş durumda. Ama ben bunu yumruğumu sıktığım zaman nefesimi de tutuyor bir şey. İşte o limbik sistem, o beynin en alt tarafı yapıyor. Bu hastalığı da o üretiyor, mutluluğu da o üretiyor, mutsuzluğu da. Her şey aşağı bağlı. Çünkü çok güçlü. Zaten beni hayatta tutmak için var. Dolayısıyla işte bu eğitimlerle, işte okuduğumuz işte felsefeyle, dinle ön lobu, beynimizin ön tarafını geliştirmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla da geliştiremiyoruz. Zaten geliştirseydik dünyada bu sıkıntılar olmazdı. İnsanın böyle bilişsel, yani beyinle ilgili psikolojik, hatta fizyolojik sorunlarımız da olmazdı. Fakat aşağı gücümüz yetmiyor. Yine başka bir örnek vereyim. Çok şey olmasın. Hani sizi çok teknik sıkmak istemiyorum. Daha önce Mahmut hatırlarsın bu örneği. Anlam arayışı demiştik, değil mi? İnsan hayatta bir gayesi olması. Çok özür dilerim. İşte bir kendini bir şeye adaması, insanlığa adaması, ne bileyim çevreye adaması, ailesine adaması, ülkesine adaması, bir hayatta bir anlam olması. Hiç önemli değil. Çevreyi temizlemesi, sokak hayvanlarına bakması, ne bileyim Allah'a adaması hiç önemli değil. İnsanın hayatta bir gayesinin olması arkadaşlar, onu uzun yaşatan bir şeymiş. Bunu bilim söylüyor artık. Hatta Amerika'da yapılan bir çalışmada 60 yaş ve üzerine hayatta gayesi olmayan, hiçbir amacı olmayan, bir de Batı'yı biliyorsunuz, bireysel de yaşıyorlar. Bu tür insanların 5 yıl içinde ölme ihtimali, bir gayesi olan, bir amacı olan, kendini bir şey adayan insanlarda 2 kat daha fazla. Bu inanılmaz bir şey. Peki ne demek gaye? Bak, hep burada olan bir şey işte. Gaye somut bir şey değil ki. Neden olacak? Bunu beynimizin ön lobuyla yapabilirim. Yani insan tarafımla yaparım. Çünkü aşağı taraf adı üstünde ilkel beyin, hayvani beyin diyen var. İşte primitive brain, efendim yok limbik sistem. Bizi biz yapan ön taraf. Fakat bizi işte istediğimiz gibi yapamıyor. Hatırlarsan Mahmut yalnızlığı konuştu. Bunu her yerde anlatıyorum. Dünyada kendini ya da kendini yalnız hisseden insanların erken ölüm oranı, işte efendim kalp krizi oranı, kansere yakalanma oranı, hatta felç olma o ihtimali arkadaşlar %30-32 daha fazla. Bak, olay ne? Yalnız hissetmek. Ben nerede hissediyorum? Yalnız hissetmek beynin o dediğim limbik tarafında, ilkel tarafta. Yalnız hissediyoruz çünkü duygu orada. Hayal kırıklığı orada, öfke orada, kaygı orada, işte hayal kırıklığı orada. Dolayısıyla ben bunu
beynimin ön tarafıyla dengeleyemezsem zaten uzun yaşayamıyorum. İşte telomer diye bir beyindeki hücredeki bir şeyden bahsetmiştik hatırlarsın. Mahmut o derste hatırlarsın. Yani uzatmayayım. İyilik yapan insanların telomerlerinin kısalması gittikçe hücreler bölünüyor ya. Hücreler bölünüyor. Sonra ilk hücreler ölüyor. Öteki hücreler tekrar bölünüyor. Böyle bölünerek çoğalanıyor ya biyolojiden bilirsiniz. Bölünmek ne demek? Yaşlanıyoruz yani. Gittikçe hücreler her şeyini kaybediyor. Yani işte ona yaşlanma deniyor. Telomeriniz eğer siz onu daha böyle bölündüğü zaman kısaltmasını azaltırsanız daha uzun yaşıyorsunuz. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? İyilik yapmayla oluyor. İyilik yapmak ön taraflı oluyor. Beynin ön tarafıyla oluyor. Ama aşağı taraf yaptırmıyor. Adı üstünde ilke, o öfkeli işte yumruğunu sıkmak istiyor. Trafiktese Mahmut yumruğu bir şey oldu yumruğunu sıkıyorsun. Ama tüm sistem birbirine giriyor. Şimdi dolayısıyla da evet istediğiniz şeyi seçebilirsin ama ne istediğini bilemeyebilirsin. Bununla ilgili başka bir örnek vermek istiyordum ama böyle zihnim çok acele edince hızlı hızlı konuşunca biraz dağıldı sanki zihnim. Yani şunu demek istiyorum. İnsanın, Mahmut bu cümleyi çok sever, asıl gücü gayreti değildir biliyor musun? İnsan asıl gücü hareketi değildir. İnsan asıl gücü çalışması değildir. İnsan asıl gücü sakinliğidir. Burada biraz duralım mı? Çok hızlı gittik değil mi? Çok güzel konuştunuz hocam. Çok mükemmel bir yere tokundunuz. Şöyle bir izniniz olursa yani bir şeyler de diyeyim. Mindfulness hakkında ben kısa bir cümle de yazdım. Mindfulness ne değildir? Yani mindfulness bir din değildir. Mindfulness bir ritüel, marafon değildir. Onu her zaman her yerde uygulanabilir. İyi düşünelim, iyi olsun felsefesi de değildir. Olayları olumlu ya da negatif tarafına bakmak değil de olayları olduğu gibi görebilmekti. Sonra mindfulness rahatlama da değildi. Yani diğer tarafta yani egzersizleri rahatlayıcı etkilerde ölçebilmekti. Yani mindfulness'u marafon veya hansısa bir rutinle katmasınlar. Çünkü mindfulness sırf beyin hissesini düzenliyor ve oradan başlıyor. Yani her şey beyinden oluyor ya hocam. İşte o hissesini düzeltmek lazım ve mindfulness gündelik hayatta herkesin istifade edebileceği bir teknikler olacak bu mindfulness'da bizde. Yani burada bunları öğrenerek daimi şekilde gündelik olarak hayatlarında istifade edebilecekler. Evet, çok, çok güzel söyledin. Evet, ben de vurgu yapacaktım. Bu Budist felsefeden geliyor tabii. Doğu kültüründen geliyor. Ama şu anda bu bilimsel olarak da tüm dünyada uygulanıyor. Özellikle 2017 yılında Amerika'daki büyük firmalar, o reklamda da var ya, %22 ise yani bu büyük dediğim Google, Facebook hepsi bu öyle düşünün yani. Çok büyük firmalar hepsi Apple çalışanlarına bu eğitimi vermiş. Hatta Google'un sırf çalışanlara yani Google firmasının çalışanları için search in your inner diye bir şey var. İçinde araştır. İçini keşfet diye bir uygulaması var. Sırf mindful ile ilgili. Evet yani bu şu anda bilimsel olarak da destekleniyor. Çok güçlü. Mesela geçen anlatmış mıydım? Bir tane Amerikalı büyük bir sigorta firması var. Bir kitaptan alıntı olduğu için ismini de verebilirim. Aetna bilmiyorum. Ama Aetna yazıyor bizim Türkçe. Yani bu firma çok büyük, Amerika'nın en büyük sigorta firmalarından birisi arkadaşlar ve galiba MIT üniversiteden bir ekip geliyor. Diyorlar ki çalışanlarına da biz sizin mindful eğitimi verelim. Yani ne demek mindful? Türkçe tanım, bilinçli farkındalık. Niye aldıralım diyorlar. Diyorlar ki bir, çalışanların sağlık giderleri azalacak. Çünkü biliyorsunuz çalışanlar hasta da oluyor. Değil mi? Mesela hasta oluyor, siz kurumunuz devlet olabilir, özel olabilir, gidiyorsunuz sigortaya, o firma ödüyor. İkisi daha verimli çalışır. Ve bu firmanın, hatta not almıştım, sağlık maliyeti yıllık 100 milyon dolara yakın. Sırf çalışanların hasta oldukları için. Ve bu eğitim aldıktan sonra o kadar düşüyor ki bu şey. Ve artı bir sağlık maliyeti düşüyor, artı çalışanların ekstra şirkete
3, her şahıs başına 3.000 dolar kâra, yani verimliliği artmış. Bu ilk şey burada başlıyor. En çok dikkat çeken bu eğitimden sonra bütün firmalar bu eğitimi alıyor. İşte söylediğim bütün firmalar o tanıtım reklamında olduğu gibi Amerika'da, Almanya'da 32 üniversitede var. Avrupa'nın birçok ülkesinde ilkokul, ortaokulda var arkadaşlar. İngiltere, mindfulness'la ilgili araştırma İngilizce bilenler için en çok İngiltere'de var. Açıkçası hatta orada bir yalnızlık bakanlığı bile var bununla ilgili. Çok önemseniyor. Hatta 2017 yılında İngiltere'nin bir sağlık, hani ne diyelim, her sene ya da her seçim döneminde iktidarların politikalarını yayınlarlar ya, 2017 yılında Sağlık Bakanlığı'nın bir şeyi var, ideali var. Diyor ki, biz mindful yaşamı bütün İngilizlere uygulayacağız ve diyor, biz daha sağlıklı, daha verimli, daha bir mutlu toplumumuz olacak. Böyle hedefleri var. Dolayısıyla da bu genel anlamda böyle. Bireysel olarak da az önce söylediğim gibi bir insan hep bize denir ya, insan süper güçlüdür, her istediğimizi yapabiliriz değil mi? Düşüncenin gücü. Aslında bu bir anlamda doğru. Tabii çok söz yukarıda duruyor. Böyle insan biraz da ürpertiyor. Nasıl her şeyi yaparım? Ben dolmuşa binecek param olmuyor bazen değil mi Mahmut? Ya da bir hastalığım var, çözemiyorum, iş bulamıyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Patronu ödeyemiyorum. Ben diyorum istediğin her şey olabilirsin. İşte mindful şöyle bir cevap veriyor bunlara. Evet, sen süper bir güç olabilirsin. Güç senin içinde yani. Güç sende. Bunu bütün spiritüel, aslında bütün dinler hepsi söylüyor. Yani bakmayın sürekli bize acizsiniz, işte bir virüs bile sizi yer falan dediklerine bakmayın. O da var. Fizyolojik tarafı öyle, zayıfız. Yani bir insanoğlu bir nefese muhtaçtır. Değil mi? O anlamda. Eğer ben düşüncelerimle, bu cümle çok önemli arkadaşlar. Düşüncelerimle ve duygularımla özdeşleşmezsem, yani onlarla bir olmazsam, yani ne demek bu? Ya çok öfkeliyim bugün. Al öfke ol, sen öfke değilsin. Öfkelisin, öfke hissediyorsun. Sen sinirli değilsin, sen fakir değilsin. Fakirliğe kıtlığı hissediyorsun. Sen depresyon değilsin. Sen üzgün değilsin, kaygılı. Bunları hissediyorsun. Sen bunlarla çok daha büyük birisin. Eğer düşüncelerimizle, bakalım bizim Lale Hanım değil mi burada? Lale Hanım'ı gördüm de ekranda. Lale Hanım nasılsın? Lale Hanım sesi sefendir hocam. Sesi kapalı değil mi? Şimdi sabırsız Lale. Merhaba hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Bir merhaba diyeyim dedim. Uzun süredir göremeden bir nefes alayım. Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet. Çok iyi. Mesela Nail Hanım'la konuşun. Değil mi? Hiçbir eğitim almanıza gerek yok. Halatır sorun. O size iyi gelir zaten. Sizi mindful bir hayata sokar. Teşekkürler. Evet. Aynen öyle. Nail Hanım gerçekten öyle. Çok böyle, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir insan. Şimdi nerede kalmıştık Mahmut? En son ne diyorduk? Hocam burada en önemli bir konulara dokunabiliriz ama isterdim ki bu birinci mindfulness'un, yani mindfulness'dan fayda kazanan bir insan var. Çok yani hasta olduğu durumdan çok mükemmel bir fayda kazanan bir insan var. Ben isterdim izniniz olursa sözü ona verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hem de ben de dinlenmiş oldum. Buyurun tabii memnuniyet. Bakalım kim var? Evet. O tabii benim, tabii ki benim yani. Efendim hoş geldiniz. O saygılar. Benim tabii ki de. Hoş geldiniz. Önümü yıkıyorum. Böyle saygıyla hoş geldiniz. Sizi görmek o kadar güzel ki, yani sizi, Mahmut'u ve çok kıymetli arkadaşlarım var burada. Şimdi öncelikle ben hem orijin ailesi üyesiyim artık biliyorsunuz. Evet. Çünkü eğitimlerin evet, hemen hemen tamamını tamamlamış. Hem bir yaşam koçuyum diyorum, evet, artık bir kuantumcuyum, bir enerji uzmanıyım. Ve kişisel gelişimi tamamlamış biri olarak tabii ki sizin eğitiminizi de almış ve ilk bu yola hep birlikte çıktık. Biliyorsunuz evet, Mahmut beni sizinle kavuşturdu. Ve ben de bu eğitimden faydalanan bir insan olarak bu eğitimin içindeyken de farkında olarak bir rahatsızlık geçirdim biliyorsunuz. Evet. İyi ki de bu eğitimin içindeyken o rahatsızlığı geçirdim. Çünkü bir şeyin
farkında olarak rahatsızlanmak inanın ki çok değişik bir duygu. İnanın ki ben bu eğitimin içindeyken şu an yayında kaç kişi var bilmiyorum, bakmadım ama Hakan hocamdan bu eğitimi alırken ben bu eğitimin 3. haftası bir beyin rahatsızlığı geçirdim sevgili canlar. Sol beynimden sağa doğru bir kayma gerçekleşti ve ben bu eğitim programının içindeydim. 4. haftadaydık sanıyorum hocam. Evet. 4. haftadaydık. Biraz yarılamak zorunda kaldım ama inanın o 4. haftada bile hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Yani şu kadar söyleyeyim. Gün içinde sessiz kalmayı öğrenmek gibi bir şey var. Yani gün içinde sessiz kalmak hepinize çok basit geliyor olabilir ama o kadar kıymetli bir şey ki. Ya onun bile farkına, bilincine varmak çok şey değiştiriyor hayatınızda. Ve ben rahatsızlığımı belki de bu eğitimi almasaydım panik halinde, eyvah ben gidiyorum, ölüyorum, işte hayatım bitti, bir beyin rahatsızlığı geçiriyorum, Alzheimer'a kadar gidecek bir tablo çıkmıştı karşıma. 38 yaşındayım, eyvah hayat bitti, dünya bitti diye kapatmadım. Ve kişisel gelişimden aldığım o koçluk, NLP teknikleri, kuantum alanı ve sizinle olan o mindfulness'daki o sizin o can iletişiminiz var ya hocam, o elden tutuşunuz, o eğitimin içinde bırakmayışınız, o birebir destekler. Bu eğitim inanın ki bir insanın kendi hayatına yapabileceği en büyük yatırım. Ben artık bütün yatırımımı kendime yapıyorum, biliyor musunuz? Bu eğitimle tanıştıktan sonra oldu ama bu. Daha önce yatırımım hep diğer insanlardı. Kim? Diğer insanlar. Çocuğum, eşim ve çevremdeki annem, akrabalarım ya da benden yardım talep edenler. Ama sonra ne oldu? Dedim ki hayır ya. Önce ben nefes alırsam herkes nefes alabilir. Ben öğrenirsem öğretebilirim. Ben varsam herkes var. Yani biraz biz hayatın içinde başkalarının hayatını yaşamaktan kendi hayatımızı kaçırıyoruz. Ben de işte o kendi hayatını kaçıranlar vagonundan inip Hakan hocam sayesinde ve bu eğitim sayesinde biraz beyninizi tanıyorsunuz, biliyor musunuz? Yani beyninizin size neler yaptırdığını öğrenmek hem bilimsel açıdan hem de şu diyorsun ki ah bu aptal beynim, aslında ne kadar da ilkel çalışıyorsun, ben seni yönetmeyi bilseymişim neler yaparmışım. O kadar keyifli bir program ki bu mindfulness dedikleri program, bir insanın kendisini tanıması mı diyeyim ya da şu kutuyu böyle çıkarıp ceviz gibi eline alıyorsun, diyorsun ki aa sen bana neler yapıyormuşsun yahu. Meğer ben yataktan böyle hırpalana hurpalana şöyle kalkmasaymışım mesela günüm çok da gergin geçmeyecekmiş. Yani gerçekten yataktan kalkmanın bile bir disiplini olduğunu, beyni o çalkalama evresi varmış arkadaşlar. Bakın uyanma şekliniz değişiyor. Bırakın uyanma şeklini. Gerçekten insanlarla konuşurken artık onların seviyelerini bile anlıyorsunuz, beyin kategorilerini. Yani bu id beyin mi, süper ego mu? Hocam valla bende çok şey değişti, biliyor musunuz? Çok özür dilerim Kire Hanım. Yani birinle sohbet ederken inanın diyorum ki yok ya tamam bu kategoride diyorum. Bundan bir şey çıkmadı. Evet, evet. Bütün hayata bakış açınız değişiyor. En önemlisi ya diyorsunuz ya ben İyi ki de kendimi tanımışım. İyi ki de bu programa dahil olmuşum. İyi ki de ben bu programla tanışmışım ya. Bu kadar da hayatın yükünü almaya gerek yokmuş. Yok. Yokmuş. Çünkü hayat gerçekten çok kısa gibi görünüyor ama bu lafa ben artık katılmıyorum. Hayat çok kısa değil bence. Hayat sizin
şu beyninize katacağınız olaylarla çok kaliteli ve uzun olabilir. Hayatı kısaltan bizleriz. Şirek Hanım, çok özür dilerim. Sizden bir soru soracağım. Siz beyninizden bir hissesinin diğer hissesini örttüğünü, yani şöyle yerinden kenar gittiğini... Haydi. Evet. O zaman siz hekime gittiniz ve hekim size neyi önerdi? Yani onun iyileşmesi için o konuyu lütfen konuşurdunuz. Bir şey söyleyeyim mi Mahmut? Diyorum ya, eğer ben bu eğitim programında gerçekleşmeseydi bu rahatsızlık, hekimden muhtemelen panik halinde çıkacaktım, bak panik halinde. Çünkü doktorlar bilirsin, doktorlar rutindir. Bilimsel bir veri vardır, ilaç tedavisi uygulanır ve hastayı yollar. Doktor senin o anki duygu durumunu desteklemekle hükümlü değildir. Yani ben doktora odada Hakan Hocam'la da paylaşmıştım. Yani döndüm adama, dedim ki bir gün ölmek için her gün yaşamıyoruz mu dedim. Nasıl ya anne dedi. Ya çok da takmıyorum ve bakın ben bu rahatsızlığı hiçbir zaman kabul etmedim. Bunu Hakan Hocama da söylemiştim. Doktora şunu dedim, ben bunu yenerim. Zaten bir programın içindeyim dedim şu anda. Çok farkında olarak her gün kendimi dinleyerek bu rahatsızlığı geçireceğim. Nasıl bir insan felç geçirirken hissederek, işte o sıcaklığı, işte neresine vurduğu. İnanın ben her gün tedavi süresince içtiğim ilaçları ağzıma attıktan sonraki anda bile farkında olarak diyordum ki şu an neler gerçekleşiyor vücudumda. Dinliyordum resmen. Vücudumu dinliyordum. Ve işte o sessiz kalma anları var ya, hani hocamızın bize öğrettiği. Ya 3 dakika sessiz kal. Belki de beni şu anda sağlığıma kavuşturan. Mesela o kaymalar yerine oturdu, tedavilerim sonlandı, şu an gayet sağlıklı bir insanım. Ama hayatımda bazı şeyler değişti Mahmut. Mesela iş gibi, hayat tarzı gibi, hayata bakış açısı gibi. Bir sürü şeyi değiştirdi. Bu tabii ki yaşadıklarımla da alakalı ama eğitimle de çok alakalı. Diyorum ya, eğer sizlerle karşılaşmasaydım her şey rutinde gidecekti. Ama artık rutinin dışına çıkıldı ve ne oldu? Belki de ben artık daha fazla yaşayacağım. Evet. Daha uzun yaşayacağım. Yani çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim size hakkı verdiğiniz için. Çok özlemişim bu arada. Hakan Hocam seni de ayrı özlemişim. Mahmut seni de ayrı. Herkesi çok selamlıyorum. Lütfen kendinize son bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik bu eğitimi almak. Bakın dünyanın her yerinde, Türkiye'de çok yaygın değil ama inanın ki dünyanın her yerinde insanlar bu eğitimi alıyorlar. Belki okullarda bile, kreşlerde başlanmalı diye belki ben bir program başlatmalıyım Kocaeli'de mesela, İzmir'de. Okullarda okutulmalı diyorum, okullarda. Gerçekten. Fikriye Hanım çok teşekkür. Yani sizinle karşılaşmam hayatımdaki en büyük şansım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öpüyorum saygıyla. Çok teşekkür ederim Fikriye Hanım. Çok sağ olun. Fikriye Hanım çok teşekkür ederim. Harika. O kadar güzel özetledin ki gerçekten kayıt altında değil mi? Evet. Evet, evet. Biliyorsunuz Mindful 1'in bütün öğrencileri ikinciye de davetli. Siz 30 Mayıs'ta efendim bizim misafirimizsiniz. Hocam bensiz olmaz ama benim gözüm dedikoducu beyinde hala. Ama o grup halen duruyor biliyorsunuz. Hocam evet. O grup halen duruyor. Evet hocam, i̇şte dedikoducu beyinde benim gözüm. Yani i̇şte, basit şeyler. Evet, çok basit ama şöyle müsait olduğunuz zaman, fırsatınız olduğunuz zaman lütfen katılın. Birlikte oluruz ama davet ettiniz. Daha sık olalım. 30 Mayıs'ta bekliyoruz. Daha biraz formatını değiştirdik. Biraz daha farklı videolar olacak. Biraz daha farklı komik şeyler olacak. Fırsat olursa bekleriz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Mahmut'cum sana da çok teşekkürler. Sen olmasan olmazdı zaten. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle, hocam izniniz olursa bir şeyler söyleyeceğim. Fikriye Hanım benim ilk eğitimlerimde başlangıçta yani destek olan bir insan oldu.
Çok güzel bir destekleri oldu. Elbette ki büyük işler başardık ve Fikriye Hanım'ın şöyle diyeyim, o doktorla yani hekimle danışarken hekim ona demişti ki mindfulness eğitimini alın. Yani bu ancak seni iyi edecek taraf, yaxşı edecek taraf mindfulness eğitimidir. Ve burada bir dana bu açılışı olur ki mindfulness eğitimi aslında Fikriye Hanım'ı sağaltmak için bir müalicə üsulu değildi. Mindfulness eğitimi sağalmanın nəticə səbəbidir. Yəni necə edərsə Fikriyə xanım sağala, necə edərsə yəni o yolun sonunda gözəl bir nəticə əldə edər. Və bu gün mən Fikriyə xanımı sırf bu Zoom-a dəvət etməyimdə əsas məqsəd o idi ki, bu bir reallıqdır ki, mindfulness eğitimi xəstə olan bir insanın sağalma səbəbidir. Yəni bu eğitimin özəlliyi və üstünlüyü budur. Və bu gün mən şəxsən öz adımdan deyirəm, aldığım bütün eğitimlerin VIP'sini işte Hakan Hoca ile bu mindfulness eğitiminde alacağım. VIP, en üstün eğitim. Yani bundan başkası olabilir. Çünkü ben defalarla bunu araştırdım. Herkes burada beni tanıyanlar bilir ki, ben yani bir eğitime razılık verirsem, demek o eğitim özel bir eğitimdi. Güzel bir eğitimdi, üstün bir eğitimdi. Bak bu eğitim güzel demirəm. VIP, en üstün eğitim deyirəm. Çünkü İnşallah ki Azerbaycan'da bu eğitim bayağı bir çoxalar hocam. İnşallah. Olur. İnşallah. Yani bir sonra sadece orada yaparız. Geliriz Mahmutcuğum, yüz yüze yaparız. Şimdi Fikriye Hanım çok güzel bir şey, çok güzel özetledi bence. Mahmut sen de toparladın. Aslında şöyle bir demek lazım. Mindful bir hastalığı falan iyileştirmez. Değil mi? Açık söyleyeyim. Ama şöyle bir durum var. Bir çalışmadan örnek vereyim. Belki kafamızda daha iyi oturur. Şu yumruk olayını hiç unutmayın arkadaşlar. Yumruğunu sıktın, nefesin bile tutuldu. Nefes aldım, her şey. Hayat öyle bir şey. İşte bu yumruğu ne zaman sıkıyoruz biz? Ne zaman okşamaz gerekirken yumruğumuzu sıkıyoruz? Ne zaman işte yumruğumuzu sıkmamız gerekirken okşuyoruz? İşte hatırlarsanız bu grafikte, yani bu programın tanıtım grafiğinde şöyle bir cümle vardı. Beynimizin nasıl tepki verdiğini öğrenirsek, bak beynimize nasıl tepki verdirmeyi ben yapamam. O içeride oluyor. Hayatım değişebilir. Hayatımız değişebilir. İşte Amerika'da yine bir çalışma var arkadaşlar. 30 bin kişiye yapılmış. İşte 30 bin kişi istatistik bilen beni çok büyük bir rakamdır. 8 yıl yapılmış. Ve bu 30 bin kişiye iki soru soruluyor her yıl. Bir tanesi geçen yıl nasıl geçti? Çok strese maruz kaldınız mı? Diyelim bir sonra 2022 yıl, 2021 ile ilgili. Bir soru bu, temel soru. İkincisi de stresin sağlığınıza zararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Temel iki soru, basit. Selma Hocam hoş geldin. Bir tanesi diyor ki geçen yıl strese maruz kaldın mı? Bir tanesi de diyor ki stres sizin hakikaten sağlığınıza zarar veriyor mu? Yaşantınızı etki ediyor mu? Bu uzun yıllar sürüyor. Tabii bu 8 yıl olduğu için arkadaşlar ölenler var, hasta olanlar var, işte ameliyat olanlar var. Ve takdir edersiniz ki Batı toplumu tabii en fazla strese, en yoğun strese maruz kalanlar ölüyor, vefat ediyor. Fakat ilginç olan şu, o cümleyi tekrar ediyorum. En çok strese maruz kalanlar değil. Hep şu cevabı verenler erken ölmüş. Evet, stres benim sağlığıma zararlıdır. Bak gördünüz mü? Konu stres değil. Konu stres hakkındaki benim yorumum. Ne kadar basit değil mi aslında? Aslında mindful yaklaşım da basit. Eğitimde göreceğiz ama bir oturmanıza gerek yok. İşte sakin bir yerde durmanıza gerek yok. Her yerde yapabilirsiniz. Ücretsiz, free, birinden eğitim almanıza gerek yok. Yeter ki az önce Fikri Hanım dediği gibi hayata o bilinçli farkındalıkla bakalım. O ne demiştim? Eğer duygum ve düşüncelerimle kendim arınabilirsem en büyük güç bende oluyor. İnsanı başarılı yapan, güçlü yapan, hedefine ulaştıran kabul etmenin gücüdür arkadaşlar. Kabul etmenin gücü. Fikri Hanım'ı düzelten kabul etmişti. Evet dedi, böyle oldu. Oldu. Hani vardır ya şeyde, geldi. Elime kağıtlara bakıyorum değil mi? Bunlar geldi. Atmayız. Hayat nasıl oynadığımdır. Elime gelen şeyler değil. Değil mi? Hayat ben, elimde benim artılarım var, eksilerim var. Nasıl oynadığımdır. Bunları hepimiz biliyoruz ama bunları nasıl realize edebiliriz? Bunları nasıl hayata geçirelim
konusudur mindfulness. Biraz şimdi onun tanımını yapalım o zaman, Mahmut söyledi ama mindful yaklaşım demek anda kalmak demek değildir. Hepimiz andayız. Dikkat etmek demek değildir. Ana ver demek de değildir. İkisinin sanki böyle karışımı gibi, hem anda kalmak hem de yargısız, tarafsız olduğu gibi bakabilmek demektir. Bu şey de çok zordur. Yani söylemesi çok, uygulaması çok, az önce söylediğim gibi. Çünkü beyin dürtüsel çalışır, tepkisel çalışır. Birisi şöyle düşünün arkadaşlar. Çok güzel aklıma bir şey geldi. Birisi sizin suçladığınızı düşünün sizi. Eşiniz, patronunuz hiç önemli değil. Çocuğunuz, çocuğunuz diyor ki nasıl bir anasın. İşte eşiniz diyor ki nasıl bir kocasın ya da eşsin. Öğretmeniniz diyor ki senden bir cacık olmaz, affedersin. Değil mi? Suçlama. Şimdi suçlama beyinde karşılığı işte o limbik sistemde. Hemen kendini savunmaya, hemen tepki göstermeye odaklı. Eğer ön taraf gelişmemişse, işte o derste biz ön tarafı nasıl geliştireceğiz onu tartışacağız. Şunu düşünmüyor. Mesela ben başarısız bir öğrenciyim. Görevimi, dersimi vaktinde çalışmadım. Ya da eşimle, ailemle, çocuklarımla ilgisiz bir anneyim ya da kocayım. Ya da adaletsiz bir işverenim. Çalışanlarımın sigortasını yapmıyorum. Onlara maaşını yerine getirmiyorum. Neyse. Ya da ne diyelim, neyse, zalim bir hükümdarım diyelim ki. Şimdi böyle birisi bana suçladığı zaman hemen böyle evet ya haklısın, çok teşekkür ederim, beni uyardın diyemiyoruz, demiyoruz. Hangimiz deriz yani? Hangimiz deriz? Diyemeyiz. Ama bazen de gerçek de olabilir. Evet, ben şu an biliyorsun fikriyim, onu da söyleyeyim. Ben o eğitimde bir rivayete göre 6 kilo, bir rivayete göre 8 kilo verdim. Neden verdim? Az yiyerek değil, çok spor yaparak değil. Bir şeyin farkına vardım. Bu yediğimiz, işte bu içtiğim suyu farkında olarak içersem, bunu severek içersem, hani burada hanımefendiler daha çok, Sabine Hanım değil mi? Sabine Hanım'ı da görüyorum. Bir kıyafet alırken kaç kere değil mi? Giyiyoruz, çıkarıyoruz, bakıyoruz, eşimle, dostum, hatta iade ediyoruz. Yok efendim küçük ya. Ama önümüze gelen her şeyi, çok affedersin, atıyoruz içeri. Benim içime giren bu su bana can olan bir şey. O işte gluten dediğimiz, yok efendim pizza, hamburger kötülediğimiz şey bana can olacak. Sen bununla öyle bir bağ kurarsın ki bir müddet sonra senin zaten işte o limbik sistem dediğin fazlasını almıyor. Yeter diyor. Diyetisyene gitmene gerek yok. Kendine dikkat et demene gerek yok. Yok masaya ekmek koymayayım demene gerek yok. Sisteme ben bunu eğitebilirsem, bu göz ameliyatını anlatmıştım değil mi Mahmut? Göz ameliyatı olan. Beyin öğrenmesi lazım arkadaşlar. Beyin bu çocukların oyun hamuru gibi düşünün. Beyin hep öğrenmesi lazım. Şey gibi, hani ıssız, ne diyeyim, bir ormanda bir çocuk aslanlar, kaplanlar yetiştirse, maymunlar yetiştirse ne konuşmayı bilir ne yürümeyi bilir değil mi? Onlar gibi olur. Beyin dışa, suya yazılmış, su, yani yaz, ne diyelim, suya yazılmış yazı gibidir. Hemen gider. Ama hep dışarıda nöroplastisite de deniyor. Onu çok göreceğiz derse. Dışarının etkisi çok vardır beyin üzerinde. Dolayısıyla toparlarsak ben beynin nasıl çalıştığını, olaylara nasıl tepki verdiğini öğrenirsem, işte bunun pratikteki adı mindful yaklaşım. Mindful yemek, mindful uyumak, öyle spor yapmak, işte bu biraz daha şimdi derinine gireyim. Şu anda ne oldu? Nöromarketing oldu değil mi? Zihinsel artık beyin. İşte nöro hukuk var. Onunla ilgili de bir örnek vereyim. Ben bitireyim Mahmut'cum. Soru olan arkadaş olursa eğitimle ilgili alan. Daha çok arkadaşa şunu rica edeyim. Bu konularla ilgili olsun ve eğitimle ilgili olsun. Diğer öbür türlü oluyor ya, onu Mahmut Bey'le bir program yaparız. Ayrı bir şey yaparız. Ama şu andaki sorularımız bu çerçevede olursa diğer arkadaşlarımızın da hani saygı göstermiş oluruz. Şimdi şu örneği vermiştim. Geçen derste de hatırlıyorsunuz ama çok önemli. Ne kadar anlatsak şey değil. San Francisco Belediye Başkanı'nı vuruyorlar biliyorsunuz. Öldürülüyor. Amerika'da. Biliyorsunuz tüm dünyada öyle. Amerika'da da adam öldürme falan hakikaten en azından Türkiye için diyor. Böyle çok hafifletici sebepler olmaz yani. Ya idam ederler, ya müebbet hapis alır, ya 50-60 yıl hapis olur.
o konuda ceza kanunlar çok serttir ve taviz vermesin. Yani bizdeki gibi falancanın oğluydu, yok bilmem milletvekilinin bakan, öyle olmaz yani. Fakat avukat öyle bir savunma yapıyor ki Fikriye Hanım 8 yıl yatıyor. Şok tabii. Herkesin dikkatini çekiyor. Bir de belediye başkanı bilinen birisi. Ve savunması şu. Ağır ceza düşün hakiminde, ağır ceza mahkemesinde diyor ki mahkeme heyetine, benim diyor müvekkilim şeker hastasıdır. Olabilir. Şeker hastası yani adam öldürdüğü zaman suçlanmayacak. Ama diyor o gün ne bir şekilde ne ilaç yanında varmış ne de atıştıracak böyle abur bir çikolata falan bir şey vardı, bisküvi. Ve diyor kendini kaybetti. Ve kontrol edemedi kendini. Ve gerçekten de öyle. Ve bu şu anda bu sinir bilim, mindful, nöro suçlu, nöro hukuk var artık. Çünkü evet ben o adamı öldürdüm diyor ama tutamadım kendimi. Hakikaten tutamıyor. Hiç mi suçlu, ne diyeceğiz şimdi trafikteki maganlara? Tabii ki öyle demeyeceğiz. Sonuçta insan yaptığından hesabını çekecek. Ama şu anda göreceksiniz, ben iddia ediyorum böyle çok IT falan, burada IT bir firmamız da var ama gelecekte bu nöro kavramını o kadar kullanacağız ki nöro öğrenci diyeceğiz. Yani nöro marketing diyeceğiz. İşte nöro bilmem hukuk diyeceğiz. Ya çocuk öğrenemiyor. Öğrenemiyor. Zorlamana gerek yok. Neden? Altta bir şey var çünkü. O öğrenmeyecek. Hani Einstein'ın sözü var arkadaşlar, var biliyorsunuz. Her insan diyor dahidir. Ama siz balığa ağaca çıkmasını isterseniz ya da kuşa yüzmesini isterseniz olmaz. Diyerek ben burada bitireyim arkadaşlar. Sorularınız ya da Mahmut Bey, buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok güzel anlattınız hakikaten. Ben Hakan Hoca'nın ilk tanıyanda bir program yapıyoruz. Şimdi 100 plus insan olacak, katılımcı olacak. Zoom limiti 100 nefer. Ya Hakan Hoca'yı arıyorum. Hakan Hocam ya böyle olmaz. Şöyle bir strese girmişim. Hakan Hoca bana diyor ki rahat ol Mahmut. Demek ki olması gereken böyleymiş. Kabullenmek lazım. Olsun, burada da bir hayır var. Böyle böyle ben artık Hakan Hoca'yla işte her Zoom'a günün Zoom'larda böyle böyle. Bir gün şimdi bakıyorum Hakan Hoca Zoom linki şimdi 10 dakika kalıptı. Zoom link atılmalı. Diyorum ki demek burada da bir hayır var. Beklemek lazım. Artık kabulleniyorum. Ve ben Hakan Hoca'ya şunu söylemiştim. Demiştim hocam bu eğitimlerin hepsini almak isteyen insanlar için başta böyle bir eğitim kurmak lazım. Kabullenmek eğitimi. Bu varsa her şey var demek ki. Bu varsa diğer eğitimler de almak olur demek ki. Hocam bu eğitimler 30 Mayıs başlıyor. Zamanı nasıl olacak? O haftada kısa bilgi verirsiniz. Şimdi normal planlamamız arkadaşlar 6 hafta olacak. Ama muhtemelen bir hafta geçen de öyle olmuştu. Bir tanesi tabii Fikriye Hanım son o olaylarından dolayı son katılamadı ama iki ders galiba ilave ders istendi. 7-8 hafta yaptık. Normal bunun formatı 6 hafta arkadaşlar. Bir endişe kaygıyla ilgili ilave ders istendi. 7 yaptık. 6 hafta olacak. Haftada bir gün planlanıyor. Pazartesi akşamları. 2 saat olacak. Official yani resmi olarak 2 saat olur. Ama tabii ki bunlar benim o kadar katı olma tarafında değilim. 2 saat olur. 2 saat onlar önemli ama formatı böyle. Haftada bir gün 2 saat olacak. İnteraktifli olacak. Hafta içinde hep beraber olacağız arkadaşlar. Orası çok önemli. Yani orada işte katılan arkadaşlar, burada Selma Hanım var. O da yorum ya da kimler varsa yorum yapabilir katılanlar. Yani eğitim nedir? Hani bilirsiniz böyle dil kursuna falan da gidirdim. Haftada bir kere gidersin İngilizce falan. Öteki haftaya kadar interaktif oluyor. Her gün birbirimizle iletişim halinde oluyor. Biraz keyifli oluyor. Biraz eğlenceli oluyor. Farkında olmuyoruz. Zaten orada Mehlik Hanım söylüyor ya, bir şey söyledi. O bir hanımefendi profesör, biliyorsun Mehlik Hoca'yı biliyorsun Mahmut. O tanıtım videosunda diyor ki ben artık her şeyi farkındalık yapıyorum diyor. Ben her şeyi farkındalıkla yaparsam arkadaşlar, gerçekten hani vardır ya, karada ölüm olmaz bana. Çünkü sistemi ben yönetmeye başlıyorum. O zaman farkında olursam. Farkında olmasam ne olur? Otomatik pilot yönetiyor. Her şeye tepki gösteren, her şeye kızan ya da her şeye gülen, önemli değil ki. Yani her olumsuz, her negatif düşünce kötü değildir ki. Bazen mesela Fikri Hanım, spora gidiyorsunuz değil mi? Spor salonuna gideriz.
kalbimizi iradi olarak arttırırız, terleriz. Değil mi? Bazen de onu yap ama dışarıya çıkın, sakinleşiriz. Bazen de negatif düşünce ihtiyacım var benim zaten. Bazen kalbim atsın, bazen heyecanlanayım, bazen strese gireyim. Orada değil. İnteraktif oluyor Mahmut, yani iletişimli oluyor. Her gün birbirimizi takip ediyoruz. Ve böyle sadece işte ders anlattığı değil de işte kısa kısa filmler. Grup Zoom'da var biliyorsun uygulamalar. Odalara alıyoruz. Böyle biraz oyun havasında ama daha çok böyle farkındalığımızı arttıran, ders bittiği zaman bir şey örnek vereyim. Bir arkadaş vardı yine eğitime katılan bir hanımefendi dedi ki gösterdiğiniz filmleri 3 kere izledim dedi. Kısa kısa filmler var. 2 dakikalık var, 8 dakikalık var. Beraber izliyoruz yani böyle. Ondan sonra şimdi anladım dedi. Hiç unutmuyorum. Bir tane yine film vardı. Biraz da buradaki arkadaşlar spoiler vermiyorum ne olduğunu. Ama biraz da dramatikti. Ben dedi ki 3.sünde anladım siz ne demek istiyorsunuz. Yani şimdi dedi evet dedi ya aslında siz derste ben şey demişim film izliyoruz. Bunu demek istemiştiniz. İşte öyle oturdu diyelim ki. Onun dışında eğitimle ilgili... Saatin de diyorsunuz hocam. Saat kaç? Saat şimdi Türkiye saatiyle 21 diye düşünüyoruz. Azerbaycan'da 22 oluyor. 22 oluyor. Evet. Evet. Yani herhalde daha çocuk yani şey olanlar, aile olanlar, çocuklar uyuyor, sakin oluyoruz falan. Şey böyle planlama ama dediğim gibi zaten anlatacağımız konulardan birisi flexibility, esneklik. Bunlar hiçbirisi değişmez değil. Pazartesi yapmaya karar verdik. Tabii ki bir planımız, niyetimiz var böyle çok da şey değiliz ama esneklik var. Her şey ayarlanabilir. Ama geçen ilk dönemde de öyle olmuştu. Yani pazartesi olmuştu, 2 saat olmuştu. Kayıt olacak aynı şeydeki gibi. Bizim sistemde olacak galiba birkaç ay olur. Oradan da bir de o süre boyunca işte burada 3 ya da 4 arkadaş sürekli iletişim halinde olunacak. Grup yani bir WhatsApp grubu ya da başka bir Telegram grubu kuracağız. Sürekli orada paylaşımlar olacak. Sürekli takipler olacak. Sürekli o 6 hafta boyunca o şeyi tekrar söyleyebilirim değil mi örneği? Sanki bir dans pistinde birlikte dans pratiği yapıyoruz arkadaşlar. 6 hafta. 6 hafta bittiği zaman evet iyi bir dans profesyonel dansçı olmayabilirim ama artık değil mi Fikir? Tango yapabilirim. Çünkü tango basit bir oyundur. Çünkü hayat da basittir. Ben kafamda zorlaştırıyorum. Tango yapmayı öğreniriz. Sonra devam ederiz. Ben biraz daha ilerleyeceğim derseniz mindfulness 3'e katılırsınız ya da başka bir eğitim. Ama o 6 haftanın mantığı şudur. Birlikte dans ediyoruz. Birlikte etkileşim içinde olacağız. En bence o eğitimin benim için en önemli kısmı bırakılmayacak. 6 hafta boyunca birlikte olacağız. Öyle düşün. Her anlamda birlikte. Çok teşekkür. Demek Hakan Oza dediği kimi 30 may başlayırıq. Qeydiyyatdan keçmək istəyən hər kəs, yəni mən hətta deyərdim ki, gözləməsinlər, həmən bizə yazsınlar. İşte nömrələri chat bölməsində atdıq, Instagram adresinə atdıq. Mənimlə birbaşa əlaqə saxlasınlar. Dünyanın harasında olursunuzsa olun, hər yerdən qeydiyyat alınır. Online Zoom platforması vasitəsilə olur. Sonda iştirak sertifikatı verilir Origin Academy tərəfindən və beynəlxalq səviyyədə olur iştirak sertifikatı. Yəni beynəlxalq səviyyədə, yəni təsdiqlənmiş bir iştirak sertifikatı olur. Əlavə olaraq kimin bu eğitim haqqında, qiymətləri haqqında, bəli, ödənişlidir, qiymətləri haqqında necə olacaq, onun haqqında mənimlə əlaqə keçsin, mən ətraflı şəkildə izah edəcəm. Əgər beyinlərində qalan bir sual varsa, bu eğitimin necə deyim, məsələn, çatmayan bir hissəsi varsa, əlbəttə mənimlə əlaqə saxlasın, mən orada inşallah xəbər eləyəcəm. Ödənişlər haqqında zəhmət olmasa mənimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Və nə deyəcəkdim sonda? Burada nömrələrimiz yazılıbdır. Hal-hazırda bu eğitim haqqında da qısa sual vermək istəyənlər varsa əl qaldırsınlar. Biz onların səsini açsaq, suallarını verə bilərlər Hakan Hocaya. Mahmutcuğum, şeyə də, mesajlərə də bakarsan. Evet, bakıyorum. Onlara da bakalım. Bir arkadaş, evet. Bir de bir arkadaşımız galiba ona söz verebilirsin. Evet.
Gan xanım, siz əl qaldırmışsınız. Əgər sözünüz varsa, səsi açın, zəhmət olmasa. Yanlışlıqla qaldırmış. Hansı mövzular olacaq? Aynur xanım, bayaqdan yəqin ki, bizi izləmirsiniz. Mövzular net olaraq deyirəm. Baxın, təkrar-təkrar burada təkrar edirəm ki, bu eğitim, bu dərslər, 6 həftə ərzində olan dərslər indiyə kimi aldığınız heç bir dərsə oxşamır. Yəni, bu eğitimin sizə belə deyim, qatqısı daha yüksək olacaqdır. Yəni, tamamilə həyatınız dəyişəcəkdir. Tamamilə həyatınız dəyişəcəkdir. İnşallah ki, ətraflı suallarınızı verə bilərsiniz və açar söz bəli sonda olacaqdır. Kimsə burada əl qaldırmışdı, əli. İndi orada, pardon, ben araya gireyim. Müjgan Hanım'ın sormuş. Hani içeriğini de söyleyelim. Arkadaşlar, şimdi şöyle. Mahmut'un heyecanı, tabii ben de çok heyecanlıyım. Aslında her eğitim, her program insanın beyninde çok değişiklikler yapar. Şu anda biz konuşurken bile arkadaşlar içeride bu program bittiği zaman biz farklı insan olarak çıkarız. Sistem öyle çalışıyor. Çünkü her konuşma, her duyduğumuz cümle, her izlediğimiz film, okuduğumuz bir şiir insanın beyninde yeni sinaptik bağ dönüyor. Yeni birisi oluyor aslında. Biz okuduğumuz her bir romanda, eğitimde de öyle olur. Fakat bu tabii ki biraz da benim bakış açıma, benim kabul etmeme bağlı. Yani ben de başta öyle söyledim ya, biraz zihnim öyle çalışıyor. Mesela arabaya biniyoruz değil mi? Anahtarı çalıştırıyoruz arabayı. Arabada o kadar çok şey var ki parça. 5000 parça olduğu söyleniyor. Motorun nasıl çalışıyor? Karbüratör var. Silecekler bile var. En basit. Öyle değil mi? Şanzıman ne demek? Geri vites, ön vites ne demek? Otomatik vites. Hepsi var. Ben bunların hiçbirini anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum. Motor nasıl çalışır? Öyle değil mi? O işte havayla benzin bir araya gelir, yanar. O yandığı için pistonlar hareket ettirir. O pistonlardan çıkan güç tekerlere gider. Acayip şeyler. Ama ben biliyorum ki arabayı kullanıyorum. Değil mi? Çok anlasam tabii ki iyi olur ama anlamama gerek yok. Bazı şeyleri de böyle bakmak lazım. Yani şunu demek istiyorum. O eğitime geliriz, çok şey öğreniriz. O eğitime geliriz, hiçbir şey öğreniriz. Tamamen bana bağlı, benim bakış açıma bağlı. Bununla ilgili. Ama değişeceğimiz %100. İkincisi de eğitimle içeriğin onu söyleyelim. Bir, neler olacak? Bir, beynin bizim anlamda, beyin zihin anlamda nasıl çalıştığı, nasıl tepki verdiği, beynin hangi bölümünün kaygıyı, endişeyi, hangi bölümünün başarıyı, hangi bölümünün hastalık ürettiği öğrenilecek. İki, mindful bir tutumla duygu ve düşüncelerimizi nasıl kontrol edeceğiz, o öğrenilecek. Üç, nefes tekniği öğretecek. Çünkü mindfulness sonuçta anda kalmaktır, meditasyondur. Öyle değil mi? İşte her an panik atak geçirebilirim, her an gerilebilirim. O tür teknikler öğretilecek bir derste. Sonra motivasyon öğretilecek. Bana sorarsanız içindeki en kıymetli ders, motivasyon ve zihin. Nasıl motive olurum? Ben niye olamıyorum? Bu her konudaki motivasyon düşünün arkadaşım. Başarılı olmak, okul öyle düşünmeyin. Her konuda. Sabah uyanmak da dahil buna. Bu ders bir hafta boyunca motivasyon ve zihir. Ya iddia ediyorum öyle bir şey bulamazsınız şeyde. Çünkü çok mix yapılmış yani. Birçok bir başka disiplinlerden alınarak yapılan karışık bir ders. O dersi Mahmut şöyle düşün. İki kere anlattırdı arkadaşlar. Ve geçen hafta bitti, bir daha anlattım ben o dersi. Belki ondan uzadı. En azından ikinci dersin yarısı onunla gitmişti. Farkındalık anlatılacak. Tamamen bilinçli farkındalık değil. Farkında olmak. İşte ona beyni ikiye ayıracağız. O da ayrı bir taraf. Bir, default mod deniyor. Yani varsayılan bir modu var beynin. Bir de growing mod var ya, büyüyen, gelişen tarafı. Onlar anlatılıyor. Farkındalık anlatılıyor. Genel anlamda şeyleri böyle. Bir her hafta, bazen bir buçuk hafta olabilir dersin içeriğine göre. Ve anlatılıyor böyle çizimli, yazılı, sadece böyle şey değil, not alınıyor gibi. Görseller olacak, yani videolar izlenecek. Kişilik testiyle başlayacağız zaten derse. Onu göndereceğiz size eğitimden işte diyelim birkaç saat ya da bir gün önce.
gruptakilere. Değil mi Selma Hoca? O burada. Hem İngilizce hem Türkçesini size gönderecek. Onu testi çözeceğiz. Hani bildiğiniz psikolojik testler. Yani iyi, siz iyi ya da kötüsünü diye ayırmıyor da nasıl birisiniz? Hatta Selma hatırlarsan ona göre kıyafetle gelin demiştim. Çünkü 4 çeşit ya da 5 çeşit zaten bir sonuç vardı. O benim için ölçü olacak. İşte gibi, yani içerik olarak aşağı yukarı böyle. Ben Selim Hoca'ya söz vereceğim de şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Azerbaycan'da buradan gelen esas psikologlar var. Bir de hekimliği okuyan insanlar var ve onlara hususen tövsiye edirəm bu eğitimi. Çünkü indiyə kimi psikologluq edə bilərsiniz, indiyə kimi hansısa bir eğitimi ala bilərsiniz, amma səbəbini, yəni onun qaynağını görə bilməzsiniz. Amma bu eğitimdə işte onun tamamilə açılışını görəcəksiniz. Tamamilə nədən mən psixoloqluğu seçdim onu biləcəksiniz. Hətta doktorluğun dəyərini biləcəksiniz. Baxın, doktorluğun, həkimliyin dəyərini biləcəksiniz. Da, bunun daha bir necə deyim, açılışı yoxdur ya. Bundan artıq mən nə deyə bilərik? Burada Selma hatırlarsan bir doktor, o qrupda arkadaşlar 2 tane həkim vardı, doktor vardı. Bir tanesi şunu demişdi. Ben de həkimim, doktorum. Beyni sizden iyi biliyorum dedi. Tabii ki iyi biliyor. Özellikle fizyolojisini, yani beynin böyle hangi lobda ne var. Ama dedi ben sizin gibi anlatamam dedi son derste. Evet, öyle değil mi? Sonuçta biz burada tıbbi açıdan fizyolojisi olarak anlatılmıyor. Biyolojik açıdan da anlatılmıyor. Bizim açımızdan anlatılıyor. Davranışımıza nasıl etkiliyor? Diyoruz işte kaderimize nasıl etkiliyor? Bizim açımızdan anlatılıyor. Bununla ilgili benim de tabii hani uluslararası çok eğitimlerim var. Evet, bir tıp doktoru değiliz ama yani şöyle olur ya arkadaşlar, mesela sanayi vardır bize. Sanayi, arabayı tamire götürürsün değil mi? Oradan evet. Birisi her şeyi yapar. Ama onu yapan bir mühendis vardır. Hatta bazen olur ki Mahmut bilgisayar mühendisidir. Ama bilgisayarda işte diyelim ki WhatsApp kurmayı bilmez. O ayrı bir şey. Ama bilgisayar mühendisidir yani. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Çok güzel anlattınız. Çok sağ olun. Yine tekrar edelim. Katılmak isteyenler əlaqə saxlayabilir. Bir de en önemlisi odur ki, her zaman mənə yazırlar ki, hansı eğitimə gəlirsən Mahmud, biz səninlə o eğitimdə olmaq istəyirik. Bir arada yani səninlə çalışmaq istəyirik. En önemlisi odur ki, mən də bu eğitimdə varam. Yani görmək istəyənlər, bir arada yani bu eğitimi başa vurmaq istəyənlər gələ bilərlər. Buyurun Selma hocam, səsiniz açıq, sonra Fikri hanım əl kaldırmış, ona söz verəcəm. Buyurun Selma hocam, ben sizi bir ekrana alım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Mahmut bizi bu kadar güzel insanlarla buluşturduğu için. Fikri hanımcıma tekrardan teşekkür ediyorum, Hakan hocama da. Benim için çok zevkli, renkli bir eğitimdi. Hem o karakter analizimin Türkçe'ye çevirip arkasından karakterlerimizin renklerle uyuşması ve oraya o renklerle gelmemiz bir heyecan katmıştı. Tabii bazı tiyolar vermeyeceğim şu an. Film sahneleri, onları kritik yapmamız da ayrı bir benim için çok hoştu. Hatta takılıyorum Hakan Hoca'ya. Başka sahneler hazırladınız mı? Bir de Hakan Hoca eğitimde Mahmut indirim yaptığı için ben şöyle dedim. Ben bu eğitimi 3 kere satın aldım hocam. İkinciye de geliyorum. Evet. Çok da ona espriler yapıyordum. İnşallah birlikte oluruz. Fazla tutmayayım. Herkesin burada tabii ki hem tecrübesi vardır. Gelecek olanlar da zaten buradaki insanlar. Onlar da o tecrübeleri yaşayacaklardır. Kendileri namına. Tıpkı Fikriye Hanım'ın ya da benim yaşadığım gibi. Burada çok güzel insanlar görüyorum. Sabina, Günler Müjgan, Mirze Eva canım benim. Lalecim de burada. Hepinizi selamlıyorum. Görüşmek dileğiyle. Herkes adını söyleyemediğim için de özür dilerim hocam. Size ve Mahmut size sevgiler ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim Selma hocam. Ve Selma hocam, burada bir nefer yazmış Hüseyin hanım ki Selma hocam ne zaman geliyor? Yani sözünden öyle çıkıyor. Şimdi inşallah kısmet olursa bu yay Selma hoca Azerbaycan'da olacak. Yani davet etmişik. Eğer kısmet olsa Azerbaycan'da bir offline seminer inşallah edeceğiz. Bir de bir şey diyeyim. Selma hocam çok güzel bir mevzuya tokundu. Kıymetler hakkında, pul hakkında.
Bilirsiniz necədir? Mən bu eğitimin bir neçə adama qiymətini yazanda mənə həqiqətən bir şok olmuş variantdan mənə yazdılar ki, elə bir şey mi olar? Bu qiymət, bu eğitimin qiyməti çox yüksək. Necə bu qədər endirim edə bilərlər? Yəni bu imkansız bir şey. Əlbəttə indi mənim Hakan hoca mənim abim olduğu üçün, işte hocamız olduğu üçün, dəyərli insan olduğu üçün sırf bu rica ilə, yəni mən rica etdim ki, Azərbaycanda bu eğitim ekonomik cəhətdən, yəni Azərbaycanda olan ekonomik cəhətdən hər kəsin qatılması və faydası fayda alması için indirimli olsun. Çok şükür. Onu şey Selma söylesin. İlk eğitimde ne kadar para ödediğini değil mi? Evet. Bizim pulundan beri 1000 manat. Şöyle Türk lirası ile beraber 6500 TL. 650 euro da Avrupa'ya olan bir şey. İşte, şöyle 650 euro'nun karşılığı o zamandı. Şu anda 650 euro galiba bilmiyorum ki ne kadar oldu. 900 bin manata gelip çıkar Azerbaycan'da hocam. Yani çok yani, yüksek fiyat. Evet, evet. Ama şimdi 5'te 1 hissesine gelip çıkacak herhalde Azerbaycan'da. 5'te 2 hissesine yani bu kadar aşağı indirimden. Yani bir daha böyle bir eğitim bence olmayacak. O zaman şöyle olmuştu tabii Mahmut. Bir kere özellikle küçük bir grup tut istemiştik. İlk yani butik olsun, kalabalık olmasın. Bir de kişisel seanslar olsun dedik. Dolayısıyla şu anda tabii hem Türkiye içinde, Azerbaycan içinde ekonomi iyi değil biliyorum, anlıyorum. Bir seansları kaldırdık, bir şeyi büyük yapalım dedik. Hani ilk başta çok şeyim yok diye, az olsun, bizim olsun. Hani az bir kaşım, kaygısız başım. Buyurun. Buradan şu an yayını kuantumdan bir cevap verebilir miyim? Lütfen, buyurun. Sanıyorum şu an yayına katılanlara evren bir şans diliyor. Diyor ki bu eğitimi almanız için evreni genişletiyorum. Çünkü bakın bu fiyata mümkün değil alamazlar. Bu bir mucize diyorum. Siz o zaman da demiştiniz değil mi? Bu fiyat bakın, düşük demiştiniz. O zaman da demiştiniz. Canım bakın duyduğumda Mahmut önce bir fırça attım. Hem eski dostum olduğu için, arkadaşım olduğu için şimdi kıymetli hocam oldu. Dedim ki yahu delirdiniz mi? Dedim ki Hakan Hoca iyi mi kendinde mi dedim. Herhalde dedim ekonomik şartlar yani dünyadaki kaos var biliyorsunuz. Bakın bu eğitim gerçekten çok değerli bir eğitim. Bırakın hani biz bu eğitimi çok yüksek fiyattan aldık ilk aldığımızda. İlk başladığımız içinde o da. Normalde şu anda ikinci turda ben bu eğitimi iki katı fiyatına bekliyorum. Bir fiyatı duyunca dedim ki ya bu adam cennetlik senin için diyorum hocam. Dedim ki ne oluyor? Ne oluyor dedim. Ve diyorum ki kendim de bir kuantumcu olarak gerçekten bakın çok şanslısınız. Bu eğitimi aldığınızda bu sertifika elinizde olduğunda 3 yıl veya 5 yıl sonra diyeceksiniz ki ben ne yapmışım kendime nasıl güzel bir şey yapmışım. Tüm dünya bu eğitimi almak için sıraya girecek. Ve çok pahalı olacak. Bu eğitim çok kıymetli bir eğitim. Belki insanlar ileride para biriktirip kadınlar ev hanımları kumbara falan yapacaklar. Diyecekler ki ay para biriktireyim de ben de şu eğitimi alayım. İnşallah. Asılı kalmasın. Espri değil. Gerçekten söylüyorum. Ben fiyatı duyduğumda tabii ki hepinizi saygıyla da bu arada anlıyorum. Ekonomik olarak hepimiz eşit olmayabiliriz. Para çok kıymetli, kolay kazanılmıyor. Sakın bu itham yanlış anlaşılmasın. Ama inanın ki çok şanslısınız. Bu fiyata mindfulness eğitimi almak demek evrende şu anda seçili insansınız demek. Hepinizi tekrardan saygı selamlıyorum. Teşekkür ederim. Seçili insanlar, seçili insanlar diyorum sizin için. İyiliyorum. Önünüzde görüşürüz. İyi akşamlar. Çok sağ olun Fikriye Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Yani zamanınızı aldık. Zamanınızı hasladınız. Evet. Kıymetlisiniz. Benim zamanım da kıymetli insanlara verilecek kadar kıymetli efendim. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam o zaman hocam ayrı sorular yok. Bence yakınlaştıralım işte. Azerbaycan'da da saat geç. İnşallah. Yine devam ederiz. 30 Mayı herkesi bekliyoruz. Yani şimdi, evet. Şöyle yapalım Mahmutcuğum. Fikriye Hanım bence de çok doğru. Buradaki arkadaşların hepsine gönül ister ki hepsi katılsın. Daha önce de söylemiştim. Asıl olan şudur arkadaşlar. Tabii para hepimizin birinci önceliği. Bütçemiz var.
önceliklerimiz var. Fakat bir, şunu kabul etmek lazım. Ben dürüst, hakkaniyet ve dürüstçe söylemek istiyorum. Tabii ki hepiniz eğitim alsanız çok hoş. Her anlamda ben maddi olarak da çok mutlu oluruz. Manevi olarak zaten oluruz. Fakat birincisi şu. Şunu demek lazım. Evet ya, bu eğitim bana, aileme, çocuklarıma çok faydalı olacak. Bu konuda iknaysanız bir, birincisi bu. Yani kendi kendinizi hani dinlediniz. İkincisi de vakit de çok önemli. Vaktiniz olacak. Buna vakit ayıracaksınız. Üçüncüsü, ilginizi çeker. Çok iyidir de yani şöyle düşünün. İşte ben çok yemek yiyen birisiyim. Bir diğer birisi geldi ki benimle katılın. Nasıl dengeli beslenirsiniz? İlgimi çekmez. Haklı ama derim ya. İlgimi de çekelim. Dördüncüsü de bu işin bütçe kısmı. Lütfen dört maddeden para kısmını en son düşünün. Eğer siz bu eğitim bana iyi gelecek, çocuklarıma iyi gelecek, İşte efendim benim ilgimi çekti, vaktim var diyorsanız lütfen, öyle değil mi Mahmut? Bu konuyu Mahmut'la sizin adınıza ben kavga ederim. Size torpil yaparım. Siz bunları bana üç maddeyi söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam ben bu para konusunda durumum bu. Biliyorsun Mahmut, Hakan Hoca asla hiç kimseyi para için ben kendime yakıştıramam. Hiç için. Ama o üç madde konusunda evet ben çok istiyorum. Vaktim de var. Bana iyi gelecek. İlgimi de çekiyor. Diyecek. Ama diyecek ki para konusunda burada yok deme ya. Çok konuştuğumuz için önemli değil. Bir eğitime giren biri vardı arkadaşlar. Tanıdığımız için ama birkaç yerde anlattığım için muhtemelen ismini de versem bizi hoşgörüyle karşılar. Eğitim pahalıydı biliyorsun Mahmut ilk başta. Katılamadı. Rüyasında görmüş. Rüyasında demişler ki bu eğitimi alacaksın. İsmini de söyleyelim. Ali Hanım. Geçen hafta katıldı. Ve görüştük, dedi ki ya ben şu şekilde ödemek istedim. Dedim ki sen ne demek dedim yani. Sen rüyana gireceksin. Rüyana bu eğitim girecek. Sen yeter ki almak iste. Hem de bu şekilde. Lütfen arkadaşlar hepiniz buradaki 130 kişiyi hepiniz öyle bakın. Parayı, tabii bu parasız olmaz ayrı bir şey. Ama bu çözümlenir. Sizin yerinize Mahmut öder, sponsor olur, ben yaparım. Ama o üç madde konusunda içiniz eğer ferahsa lütfen hemen program biter bitmez Mahmut'u arayın, isminizi yazdırın ve öyle bakalım. Para olayı, ya ilk önce parayı düşündüğümüz zaman doğal olarak arkadaşlar şey yapamıyoruz. Yani ne kadar anlatılırsa anlatılsın hep akıl parada kalıyor. Ama benim dişim ağrıyorsa eczaneye gittiğim zaman ilk şunu diyor, bir ağrı kesici var, kurban olayım, ölüyorum deriz değil mi? Karşıdaki deriz ki ama bunun fiyatı 100 manat. İsterse demeyiz mi? Biliyoruz ki çok ihtiyacım var ona. Hastaneye, bunu öyle bakmak lazım. Yoksa işin para kısmı hepsi önemli. Bu söylediğimin hepsi önemli ama onu dördüncü sıraya koyayım. Hocam burada ilk kez yani burada bu sözü diyorum. Yani bu Mindfone eğitiminin ilkini getirden de fiyatı hakikaten çok yükseldi ve ben katılamadım. Fikriye Hanım'a şu sözü söylemiştim. Net olarak Fikriye Hanım'a yakın ki bilecek. Dedim ki zaman gelecek bu Mindfone eğitimini ben alacağım ve bunu ben düzenleyeceğim. İnşallah. Bugün artık Mindfone eğitimini bir arada yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Elbette işte para sorunları olan insanlara da işte yardımcı oluruz. Hiçbir sorun yok. Esas o da siz demişken niyet olsun ve katılmak istesinler. Ondan sonra işte kolay. Niyet olsun, katılmak istesinler ve desinler ki benim çözümüm böyle desinler. Mahmut, eminim Mahmut Bey, hep beraber görüşürüz. Lütfen siz gel, içtenlikle söylüyorum bunu. Telefonu program biter bitmez. Ben ayrılır. Mahmut Bey'le görüşün. Diğer kimle görüşecekler? Nurhan Hanım burada mı? Nurhan Hanım hastalanıp hocam sese çıkmıyor. Ona göre katılamadı. Nurhan Hanım olmadan olmaz biliyorsunuz. Bir buradaysa eğer. Arzu Hanım olmadan, buradaki bütün arkadaşlar için öyle ama onları tanıyorum bizim Cuma programından. Lale Hanım olmadan program olmaz. Sonra bizim neydi Sabine Hanım olmadan olmaz. Ondan sonra Süsen Hanım olmadan olmaz. Neydi iki kardeşin isimlerini unuttum. Risale Mehri. Risale ve kardeşi olmazsa zaten ben yapmayacağım programı. Zaten Gonca Hanım da burada hocam. Gonca Hanım... Gonca Hanım sana ben Gonca Gül resmi gösterdim değil mi? Çevirip Gonca evet. Hanım olmadan olmaz. Hamide bu arkadaşlar zaten olacak zaten. Onların hepsini yazıyorsun.
Ondan sonra önüne de Ahmet Hakan yazıyorsun. Yani bunları istiyor yani. Ben bunu çok seviyorum onları. Başka kim vardı? Atlamayayım yani orada. Sevinç Hanım yok mu? Sevinç Hanım. Sevinç Hanım burada mısın? Sevinç Hanım olmadan olmaz. Sevinç Hanım. Bir de Şamam Hanım. Şamam Hanım burada mı? Hayır hayır. Şamam Hanım yok hocam. Tamam, Şamam Hanım'la ben görüşeyim. Özel davet edeyim onu. Evet arkadaşlar. Daha nasıl size açık çek verebiliriz? Bilemiyorum. Lütfen eğitimle birlikte olalım. Evet. Evet hocam çok evet. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir evet siz olmadan hiç ol. Aslında hiçbiriniz olmadan olmaz arkadaşlar. İngilizce bir şey vardı. Without you I cannot exist. Siz olmadan hiç kabul etmiyorum ben. Ama şunun da farkındayım. Yani konuştuk işte. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Fikri Hanım eksik olmasın. Yani ben bir söyledim o bence bin söyledi. Hepinizi tabii ki isteriz ama dediğim gibi yani hani şartlarınız uygun olacak, bu konu ilginizi çekecek, faydalı olacağına inanacaksınız. Tabii bunun bütçe kısmı da var. Bütçeyi de diyeceksiniz ki ben işte şu şekilde yapacağım, yüzünü ödeyeceğim, yazını ödeyeceğim, işte patates vereceğim ya da vermeyeceğim. Hocam diyeceksiniz ki bana benim ücretimi siz ödeyin diyeceksiniz. Bu olamaz mı? Olabilir, tabii ki olabilir. Biz insanız. Diyeceksin ben bunu çok istiyorum ama takdir edersiniz ki şu anda buna bir bütçe ayıramıyorum. Onu da önüne benim adımı yazacaksın. Mahmut. İşte buna mindful yaklaşım diyoruz Fikri Hanım. İnsan verdiği kadar alır, aldığı kadar verir. Evet hocam. Peki efendim. Tamam hocam. Olarak son. Mahmutcuğum bana lütfen listeyi de en kısa zamanda ulaştır. Gruplara ayıracağız. Yarın da büyük bir şey olacak. Türkiye'de de tanıtım olacak. Dolayısıyla da o organize edebilmemiz için inşallah en kısa zamanda sevgili dostum bana iletirsen ya da bizim işte ben de buradaki bizim arkadaşlara, asistanlara, ilgilenenlere vereceğim. Arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla, içtenlikle, samimiyetle kucaklıyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun, yüzünüzde tebessüm, eksik olmasın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Bugün burada bir arada olduk. İnşallah eğitimde görüşürüz. Herkes qeydiyyat olmasın isteyen, eğitime katılmasın isteyen herkes benimle alaka saxlasın. Dünyanın ne harasında olursunuz olun. Esas odur ki Zoom'dan herkes bu eğitimde iştirak edebilecektir. İnşallah niyetinizi netleştirin. Görüşürüz ve açar söz sonunda olarak zehin yani yazarak açar sözü alabilirsiniz ve benim nömrələrimi gönderebilirsiniz açar sözleri. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. Özünüze yaxşı baxın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.